Merhaba, 7 Mayıs 2024 ve Güney Afrika'da Vual'deyiz. Vual'de normalde 8 koşu var ama 7 koşulu program saat 13.30'da başlıyor. Oradaki ilk koşuyla başlıyor. Yine iki tane bankomuz var. E, tabii şimdi e, biz normal videomuzu veriyoruz ama son dakika şablonları da çok önem arz ediyor arkadaşlar. E, ve e, hafta sonu vermiş olduğumuz Candle World e, kuponumuz tuttu. Evet bu premium seviyelere vermiş olduğumuz son dakika şablonu arkadaşlar. Bunda saate de görüyorsunuz. Evet 13.885 lira 220 lira karşılığında 50 misliye yakın ne oluyor zannedersem öyle bir şey. Evet bugün elimizde ne var? Güney Afrika hep aynı şeyi söylüyorum. Adeta böyle bir Türkiye'nin hipodromları gibi oldu. Epeydir veriyor yani Güney Afrika'yı hani biz 2020 Mayıs ayında kanalımız açıldı. 2024 Mayıs'tayız. 4 seneyi tamamlıyoruz 18 Mayıs'ta. Devamlı Güney Afrika. evet şu anda devam ediyor. Birinci koşu 13.30'da meydan handikap koşusu. 3 yukarı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. 1 ve 2 numaralı sapkanlar burası için yeterli olacaktır arkadaşlar. bu Aprantiler burada gördüğünüz gibi Skambaya bir numara ve Pomo Clapper iki numara burada. Hatta bence bir numara bile yeterli gözüküyor. Kuerar yavrusu. Yani diğerlerini pek geçireceğini zannetmiyorum ben. Kuerar yavruları gayet iyi. Burada şu at var bir de Oklahoma Twister var. Evet güzel isim. <laughs> İkinci koşuyla beraber altılı gayen başlıyor. Maiden Handikap koşusu 3 ve yukarı açtı. İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada zor bir koşuyla başlıyor gerçekten. Bir numaralı There's light going Laraayla. 5 e, numaralı The Navy Lark, Muziyeni ve 6 numaralı Sunday Maybe Kumalo, 2 numaralı Remaze of the Cragzeki, 8 numaralı Together Again Kat 7 ve 3 numaralı Sovereign Call Solid. 1, 5, 6, 2, 8, 3. Bakın 1 burada her ne kadar 77 handikap puanı ve 2, 2, 4 gibi gözükse de iyi bir durumda gibi gözükse de e, burada 6 adım tamamını da yazın arkadaşlar. 1, 5, 6, 2, 8, 3. Üçüncü kuşu meydan handikap koşusu 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Burada günün ilk bankosu var. 3 numaralı In a Blue Moon. Evet, Craig Zeki ile bu Amerikan Origin diyebileceğimiz Firebay'den gelme, Bay Ideal World'den uzantısı gördüğünüz gibi e, hattı. Banko. Bugünün ilk bankosu bu. Dördüncü kuş şu handikap 3 yukarı İngilizler 1800 metre çıkacaklar burada. 2 numaralı His Master's Voice. His Master's Voice Grayling'le. 5 numaralı Ideal Future Nastili. 9 numaralı Guy Alexander on 11 numaralı Coromandel Kumalo. 12 numaralı Fulgo Sister. Ve 7 numaralı Fiery Clips Kevin Habib. Ee, burada bir de dört numarayı ilave edelim. Viva De Janeiro arkadaşlar. Mutlaka bunu da ilave edelim. 4 numarayı da ilave ediyoruz buraya. Evet. Kaki Bos, Craig Zeki ile evet 3 numaralı Kaki Bost'a geniş kuponlarla olması lazım. 2-5-9 ön planda. 11-12-7-4-3 ve mutlaka yazılalım. 3-6-8 hatta geçeceğiz burayı. Zor bir ayak gerçekten. 5. koşu Handicap Dışı. 3 çıkarın İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet burada e, eğer müziğine binmeseydik biz banko bile çektik ama bir bakın arkadaşlar. 2 numaralı secret Recip burada e, bu grubu geçecek durumda bir safkan. Bu safkana rakip maksa 6 numaralı Have a Party kat 7. 8 numaralı cut, Count Your Justice. 5 numaralı Can't Catch Me Nastili ve 3 numaralı Sparkling Jubilee. 2 6 8 5 3 5 tane safkanla buraya geçiyoruz. Ama 2 numara çok ön planda. Yani bunu böyle bir %20'nin üzerine çıkarsa AGF'si ee, tek dahi atılabilecek bir safkan bu. Yalnız burada 8 numarada en az onun kadar e, dikkat edilmesi gerekir arkadaşlar. Hani 2-8-6 zaten 2-6-8 bunlar e, ön planda olan safkanlar. 2-6-8 burada ön planda olan safkanlar. 6. kuş handikap. 3 kere İngilizler 1450 metreye çıkacaklar. Burada günün ikinci bankosu var. 6 numaralı Gimme the Flame Sister'la banko. Evet, riskli bir banko bu. Neden diyeceksin? Üzerindeki bir vatandaş yüzünden çünkü çok fazla kazanmayı bilen bir vatandaş değil bu. Ee, bu Fakat at iyi. Baktık arkadaşlar. Ee, bu sahip Stridom, işte Heather Adamson falan. Ee, at çok iyi. Yani Gördüğünüz gibi 3 tane burada. 2-1 ee, ve 2'lik dereceleri var. 75 günde arası var. Evet. Yaz bu gelmesi burası çok fena karışır. Onu da söyleyeyim size. Yani parmağınızı koyun isteniz at gelir. 7. koşu handikap dişi 3 yukarı aşın güzel 1200 metreye çıkacaklar. Şimdi burada da arkadaşlar ee, güvendiğimiz bir at var. Bir aksik olması bu atın kazanacağını düşünüyoruz biz. Amerikan Baba Pat Fock'tan gelme 8 numaralı Empress Game. Kumalo ile Alternatif Banco 8 numara. Bu sapkan rakipleri 10 numaralı Twice as White, Kevin Habib. 2 numaralı Empress of Normandy, Craig Zeki. E, ve e, tabii burada yani biraz sürpriz olacak ama arkadaşlar. Golden Aspen'den bir at var Ransbrook'la. Bu sapkana da dikkat diyoruz. 6 numara. 8 alternatif banko. 10, 2 ve 6. Evet. Kumalo ile burada bu Park Fork yavrusu. İngiliz Bay halinden gelme bakın. Artık kazanması lazım bu atın arkadaşlar. Grupta uygun bakmayın. 61 olduğuna falan. Onun bir şekilde Empress Game. Burada şu yediler sekizler onu bitirmiş yani. Ama son üç koşusu çok iyi. Bugün yani imzayı atabilir. Muhtemelen. Evet. Bakacağız. Belki de tek atacağız onu duruma göre. Dediğim gibi görmemiz lazım AGF oranlarını nedir ne değildir ne oluyor ne bitiyor sabahtan inceliyoruz arkadaşlar. 10 ile 11 arasında son e, bu son dakika şablonlarını oluşturuyoruz. Ona göre de biz bugün Adana tuttu aynı zamanda ama e, geniş kupon yapmıştık. 1000 lira verdi çok vermedi. E, o yüzden onu yayınlamıyoruz bile. Evet e, Val ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Güney Afrika ile ilgili. Arkadaşlar dünyadaki Tek YouTube kanalı biziz bu şekilde çalışan. Yani bizi bilenler biliyor. Tabii e, biz hani yurt dışında reklamımızı yapmıyoruz. Hani yapsak büyüyecek, büyü, büyümesini istemiyoruz. Çünkü kendi işlerimiz var aynı zamanda. Evet, e, güzel bir salı günü sizlerle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.